Ben yarışmayla ilgili bir şeyler bakıyordum. Siz de mi katılacaksınız yarışmaya? Düşünüyorum aslında. Ama annemin düzenlediği bir yarışmaya katılmam olur mu ki? Neden olmasın Çağla Hanım? Zaten annenizle beraber seçici kurul üyeleri isimsiz dosyaları değerlendirecek. Yani annenizin size bir ayrıcalık tanıdığını kimse düşünmeyecek. Sadece tasarımlar yarışacak. Düşünebilirim o zaman. Form doldurmanız yeterli. O zaman doldurmayı çok isterim. Bir tane getirebilir misiniz bana? Peki Çağla Hanım. Basit çizimlerle birinci olacak değil herhalde. Merhaba hocam. Hoş geldin Nasıl'cığım. Derse katılacak mısın? İzniniz olursa çok isterim. Tabii ki, ne demek. Hemen geç şöyle. Ha, bu arada çalışmalarını yarışmaya yolladım. Ne diyorsunuz hocam? Şansım var mı sizce? Kesinlikle. İnşallah. Bu yarışma benim için çok önemli. Hem yeteneğimi ispat etmem için, hem de kazanacağım ödül için. Eğitimin için öyle mi? Yani eğitimin dışında aslında evimiz için. Nasıl, eviniz mi? Evimiz satılacağı için taşınmak zorunda kaldık. Annemin aşçı olarak çalıştığı evin müştemilatında yaşıyoruz. Geçici olarak. Anladım. Ben senin yeteneklerine güvenim. Umarım şansın da yaver. İnşallah hocam. Bugün Karakan'ın çalışmamız var. Hazır mısın? Başlayalım. Tamam. Çok hoş gözüküyorsun. Gerçekten mi? Evet. Bunu senden duymak ne güzel. Bence daha sık spor giyinmelisin. Sen istersen. Elçin, sen benim için çok özelsin. Bak, yani o geçen gece olanların benimle hiçbir... Sinan, biliyorum. Acaba bunları akşam yemek yerken mi konuşsam? Yemek mi? Olur. Tamam. Neden olmasın? Pardon. Hüdacığım, hoş geldin. Neden bana geldin, haber vermiyorsun? Farkında bile değilsin ki baba. Son günlerde bu kadından başka hiçbir şeyi gözüm görmüyor bile. Neden? Bak, neden böyle yapıyorsun? Beni üzüyorsun sonra. Baba bırak Allah aşkına ya. Hatta ben sizin keyfinizi hiç bozmayayım. Bak, sevgilin yalnız kaldı. Hadi koş yanına. Eda. Son günlerde annem bile senden daha fazla yanımda baba. Böyle giderse daha da fazla yanımda olacak. Sen yoksun çünkü. Ya beni bile unuttun. Bu kadını görmek istemiyorum. Ben gidiyorum. Ah Eda. Sinan. Eda benim yüzümden mi gitti? Ay yok ya, bir işi varmış. Onun yüzden gitti yani. Ya Sinan, ne konuşmuştuk? Bana dürüst olur musun lütfen? Anlamsız kaprisler işte. Ne diyeyim ki? Ne olur bugünümüzü bozmayalım, olur mu? Burak Bey bu turnuva için çok uğraştı. Bütün ayrıntılarla tek tek kendisi ilgilendi. Evet, doğrusu ben de pek bir kusur bulamadım. Abartmayalım. Yapmam gerekeni yaptım. Bugünü atlattık mı rahatsınız. Artık biraz olsun dinlenirsiniz. Bugün de sorunsuz geçsin de.
Benim yakışıklı aslan oğlum. O yeter ki istesin, her şeyin üstesinden gelir. Tebrikler. Tebrik ederiz. Tebrikler. Amca, hakkını yemeyelim. Sen iyiydin de. Mağlubiyet Burak yüzünden. Kendisi kız gibi oynuyor. Zaten takılıyorum ya, kızma. Bu tarz organizasyonları daha sık yapmalısınız. Bence bu çok keyifliydi. Ama bundan sonra anneyle kızlar olsun. Sen Çağla'yla, ben Eda'yla. Tabii olur. Olur da Eda kabul eder mi bilmem. Geç kaldığım için özür dilerim. Korkunç bir trafik vardı. Ay, Çağla da geldi. Kim kazandı? Sence kim kazanabilir Çağla'cığım? Tabii ki biz kazandık. Ne yapalım? Çok iyi oynadılar ve hak ettiler. Tebrik ederim. Amcacığım, bu arada kusura bakma. Ben orada Burak'a takılmak için öyle bir şey söyledim. Sende bu son zamanlarda müthiş bir enerji var Volkan. Ya maçta da bayağı şov yaptın ha. Mutluluktandır o. Özel hayatı güzel gidince bu durum her şeye yansıyor abi. O zaman Burak'ın kötü performansının sebebi belli oluyor. Ay bir dakika. Ay Volkan, sevgilin mi var? Yani görüştüğüm biri var diyelim. Ay senin adına çok sevindim. Ay nasıl bir kız? Yani ailesi falan kim? Ay canım benim ya. İnşallah Gülücük yüzünden hiç eksik olmasın. Görseniz çok tatlı, çok kibar, çok güzel bir kız. Öyle mi? Kimmiş bu kız, merak ettim. Ay ben de çok merak ettim. Sinan'la tanıştığına göre çok özel biri olmalı yani. Ay bizi ne zaman tanıştıracaksın Volkan'cığım? Yakında tanıştırırım yengecim. Burak kesin biliyordur. Yok, ben tanımıyorum. Onları daha bir araya getiremedim. Aa, ay çok şaşırdım. Bu Nihat Bey, basının arkadaşlar fotoğraf çekmek için size geliyor. Ha öyle mi? O zaman bekletmeyelim. Basın gelmiş. Buyurun, geçelim. Buyurun arkadaşlar. Çağla'cığım, geçsene hayatım sen böyle. Teşekkürler. Teşekkürler. Konuşmam gerek. Ne hakkında? Sen çok iyi biliyorsun ne hakkında olduğumu. Konuşalım bakalım. Hayatım, bir şey mi oldu? Ay canım bak, benden bir şey saklama lütfen. Başak geldi. Hem de Eda'yla. Ne? Ay ne kadar gerizekalı bir şey bu kadın ya. Nasıl cesaret ediyor yani buraya kadar gelmeye? Ben gerçekten olacak iş değil. Yani sinirim tepeme çıktı. Yani bu Eda da raydan çıktı biliyor musun iyice? Ya bu arada Eda nerede? Ay ne bileyim, gördüm bir ara ama sanırım erken ayrıldı yani. Bana sinirlenmiştir. Neyse hadi biz de gitsek mi artık? Tamam canım ama bir alasma aldık diyelim mi Elçinlere? Evet hadi. İyi akşamlar. Evet.
canım, biz kalkalım ya. Çağla Hanım, sizden güzel haberi ne zaman alacağız? Aa, sizin haberiniz yok muydu? Biz Burak'la yaz sonunda evleniyoruz. Öyle mi? Evet. Doğru duydunuz. Oğlum ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Ya ne demek ne yapmaya çalışıyorsun? Açık konuşsana. Masadaki Aslı muhabbetinden bahsediyorum. Çok fazla uzamaya başladı bu oyun. Ya Burak, sen bu konuyla neden bu kadar alakalısın? Volkan, Aslı'dan uzak duracaksın. Daha fazla zarar görmesini istemiyorum. Daha fazla zarar görmesini istemiyorsun. Aslı'ya ben mi zarar vereceğim? Ha? Dön kendi yaptıklarına bir bak. Daha fazla uzamadan bu oyuna bir son vereceksin. Ya Burak, farkında mısın bilmiyorum ama bu benim hayatım. Sen git kendi işine bak. Volkan bak, beni delirtme. Aslı'nın kim olduğu anlaşılırsa annesi de işinden olur. Sen bunları hiç düşünmüyor musun? Merak etme kardeşim. Ben Aslı'yı senden daha çok düşünüyorum. Aksi bir durumda da annesine de Aslı'ya da sahip çıkamam, tamam mı? Sen rahat ol. Sakın bana böyle bir hareket yapma. Burak! Ne yapıyorsun sen? Bıktım senin bu şımarıklıklarından. Baba karışma. Sen iyice zıvanadan çıktın artık. Şu anda hemen eve dönüyorsun ve bunları evde konuşuyoruz seninle. Baba, bu Volkan'la benim aramdaki mesele. Sana karışma dedim. Sen babana karşı mı geliyorsun? Ha? Sen bana karşı mı geliyorsun? Baba, amca. Amca. Baba, baba iyi misin? Baba. Çok güzel gidiyor Aslı'cığım. Teşekkür ederim hocam. Bu kursa beraber geldiğin arkadaşın değil mi? Evet. Fotoğrafına bakmadan zor olmuyor mu? Benim için hiç zor olmuyor. Yüzü gözünün önünden gitmiyor diyoruz. Gonca. Kurstayım, sen ne yapıyorsun? Aslı, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Ya, Burak'ın babası rahatsızlandı. Az önce ambulansla hastaneye götürdüler. Ne? Burak? Burak nerede? Ya, o da hastaneye gitti onlarla. Ben de şimdi kulüpten çıkıyorum, eve geleceğim. Tamam, evde görüşürüz. Tamam. Hocam, ben çıkabilir miyim? Tabii, çıkabilirsin. Emel Hanım, kolay gelsin. Alışveriş listesi sizde mi? Hı hı. Buyurun. Teşekkür ederim. Emel Hanım, siz de benimle gelseniz. Şey için, ürün seçmek için. Belki kullandığınız belli başlı markalar varsa bana yardımcı olursunuz. Olur. Zaten işim bitmişti. Gidelim. Gerçekten mi? Hı hı. Tamam o zaman. Hemen gidelim. Buyurun. Aklımı çıkardın ha, gerçekten. Biz bugün evde sarma yapmıştık da sana da getireyim dedim. Belki acıkmışsındır. Sarma mı? Bayılırım ben sarmaya. Çok severim. Afiyet olsun, kendi ellerimle yaptım. Öyle mi? Bu dükkanı tutarsak yarın öbür gün o kızla orada burada lak lak filan istemiyorum. Ben toktum aslında ya. Gerçekten toktum ya. Dokunmasın şimdi mideme falan. Ya haline bak ya. Çok tatlısın. Tatlı mıyım? Ben mi? Çıkkanla. Thank you.
Mihap nasıl doktor bey? Merak etmeyin, şu an için durumu iyi. Testlerimizin sonucu da çıktı. Nihat Bey sandığım gibi kalp spazmı geçirmiş. Yani çok şükür kalp krizi değil yani. Nihat Bey biraz dinlensin. Kendini iyi hissettiğinde çıkış yapabilirsiniz. Yani bu gece burada kalmasına gerek yok. Yalnız bundan sonra çok dikkatli olmanız gerekiyor. Tabii ki doktor bey. Nihat Bey artık kesinlikle stresten uzak kalmalı. Onu üzecek, sinirlendirecek ani duygu değişimlerinden olabildiğince kaçınmalı. Tabii ki, tabii ki doktor bey. İyi ki geldiniz Emel Hanım. Hayatımda yaşadığım en hızlı alışverişti. Ya bana da değişiklik oldu. İşimizin parçası sonuçta. Emel Hanım, şurada bildiğim çok güzel bir pastane var. Diyorum ki belki bir şeyler... Bilemedim ki. Hem Nihat Bey'in tatlı siparişi var, onu da alırız. Nihat Bey'in tatlı siparişi mi? Diyet yapmıyor mu Nihat Bey? Laf aramızda arada bir bozuyor Selda'ndan gizli olarak. Ne yapsın? Canı çekiyordur. Yürüyerek gidebiliriz. Araba burada kalsın. Şükran arıyor. Efendim Şükran. Ne? Tamam hemen dönüyoruz. Tamam canım. Ne olmuş? Nihat Bey rahatsızlanmış. Hemen eve dönmemiz lazım. Buyurun o zaman. Siz geçin. Ha. Aslı. Gonca, nasılmış durum? Bir şey öğrenebildin mi? Kalp spazmı geçirmiş. Ama şu anda durumu iyiymiş, merak etme. Ay, emin misin? Ay tabii ki eminim Aslı. Turgut Bey'e sordum, o söyledi. Ama sen Burak'ı aramadın mı zaten? Aradım. Ama açmıyor. Tamam canım. Meşguldür. Bir daha ara sen. Hadi. Burak. Açmıyor ya. Meşguldür işte. Hastanede başı kalabalıktır. Yok. Kesin konuşmuyor benimle. Ay saçmalama Aslı ya. O arar seni, arar. Ama ben merak ediyorum Gonca. Şimdi nasıl Nihat amca? Şu an iyi. Çok şükür. Hepimiz çok korktuk Burak. Çok geçmiş olsun. Sen nasılsın? Nasıl olayım? Bir anla gözümün önünde yığıldı. O anı hayatta unutamam. Canım ya. Düşünme artık bunları. Nihat amca çok güçlü biri. Eminim toparlayacaktır. Biz de elimizden geleni yapacağız. Dün geceyle ilgili özür dilemek istiyorum. Canım sıkkın olduğu için sarhoş oldum herhalde. Seni de zor durumda bıraktım. Önemli değil Çağla. Bu konuyu kapatalım şimdi. Peki. Ay Elçin'cim, son zamanlarda zaten Burak'a da çok üzüldü. Sana da çok mahcup oldu. Hepsi üst üste geldi yani bunların. Ya biz de çok üzüldük Selda'cığım ama ya bu kadar da yıpratmasın kendini. Benim asla size karşı bir tavrım olmadı. Ben Çağla'nın üzülmesine sinirlendim. O anki tepkim de Burak'ıydı. Ay biliyorum canım, biliyorum. Çok da haklısın ayrıca. Ayrıca bugün Başak'ı görünce de hepten çıldırdı Nihat. Ne? Ne oldu? Çok yüzsüz bir insan ya Elçin. Gerçekten çok yüzsüz bir kadın. Sırf Nihat'ı delirtmek için turnuvaya çıkıp geldi. Yanında Eda ile hem de. Bak onu da avucunun içine almış. İnanmıyorum. Selda. Ben bu kadından gerçekten ürkmeye başladım. Ay Elçin, ne olur sen de çok dikkatli ol. Sinan'ın yanında ol hep. Bu kadına karşı hepimizin birlik olması lazım. Canım. Nasılsınız? İyiyiz hayatım, sen? İyiyim. Yani Nihat nasıl, müsaitse onu bir görmek istiyorum ben. Tamam, olur.
Daha iyi misin? Bir şeyler getireyim mi sana? Yok. Sağ ol. Ya tamam Burak, hadi ama bu kadar üzme kendini. Baban iyi. Daha da iyi olacak. Senin güçlü olman lazım. Sana her zamankinden daha fazla ihtiyacı var şimdi. Çok geçmiş olsun. Şimdi nasılsın peki? Sağ ol Elçin. Çok daha iyiyim. Artık sinir stres yasak yani. Ay Selda'cığım tamam. Ya seni iyi gördüm ya şu an. Gerçekten içim rahatladı. Bir şeye ihtiyacınız olursa haber verirsiniz, olur mu? Sağ ol Elçin'cim. Ben müsaadenizi isteyeyim. Ben seni geçirim hayatım. Hayır hayır, sen burada kal lütfen. Görüşürsün. Geçmiş olsun. Güle güle canım. Merak etmeyin, çok iyiyim. Çok geçmiş olsun Murat'cığım. Teşekkür ederim. Anne Nihat amca nasıl? Daha iyi. Daha iyi. Çağlıcığım biz de gidelim artık ha? Görüşürüz. Üzülme tamam mı? Efendim abi. Eda neredesin? Evdeyim. Amcam rahatsızlandı. Hastaneye kaldırdık. Ne? Ne oldu amcama? Önemli bir şey yok ya. Kalp spazmı geçirdi. Kalp spazmı mı? Abi neredesiniz siz? Ben geleyim, hangi hastanedesiniz? Gelmene gerek yok. Biz çıkıyoruz zaten. Tamam abi. Benim yüzümden mi ya? Annemi hiç götürmemeliydim oraya. Çok güzel bir haberim var. Nihat'la ilgili. Ay inanır mısın? Beni görmeye kalbi dayanmıyor. Yok. Yok, ben dayanamayacağım. Nihat beni hangi hastanede kaldığını biliyor musun? Ya biliyorum da. Şimdi kalkıp oraya mı gideceksin Aslı? Herkes oradadır. Evet. Benden başka herkes oradadır. Canım arkadaşım, biliyorum, merak ediyorsun. Merak etmekte de haklısın. Ama şu an beklemekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Gonca, sürekli elim kolum bağlı ya. Gerçekten bir gün orta yerimden çatlayacağım. Kızım, ülkenin en gözde bekarlarından biriyle aşk yaşıyorsun. Yani o kadar da bedeli olacak ama, değil mi? Keşke Burak sıradan biri olsaydı. Bizim gibi olsaydı. Yemin ediyorum parasının bir kuruş bile umurumda değil. Aslıcığım bunu bana mı anlatıyorsun? Ben bunu zaten biliyorum. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bence Burak da biliyor. Ayrıca bence sana bağlanmasının en büyük nedenlerinden biri de bu. Hı hı. Bağlı. Bak nasıl bağlı? Çok bağlı. Aslıcığım bak, o fotoğraflar bence tamamen Çağla'nın oyunu. Onun şeytanlığından ibaret. Bak göreceksin. O zaman Burak niye bana yalan söylüyor? Yani Burak'ın yalan söylemesini Çağla mı söyledi? Bak, burada hala ben de takılıyorum. Ya niye yalan söyledi acaba? İyi yapmadı. Aman neyse. Ya hadi ya, dizi falan izleyelim, bir şey yapalım. Kafamızı boşaltırız. İyi tamam, aç izleyelim. Hadi. Tamam ben açıyorum, sen otur. Çekirdek falan çıkartayım. Bayağı hareketli bir gün oldu. Sorma Çağla, sorma. Hele Selda'lar için. Burak da çok üzüldü anne ya. Ha, üzülür tabii kızım. Babası sonuçta. Umarım ondan sonra hareketlerine daha dikkat eder. Göreceğiz. Nihat amca da epey stres yapmış ama belli. Son zamanlarda çok şey yaşadı adam üst üste. İşleri de çok yoğun. Belki artık emekliye ayrılır. İşlerin başına da Sinan abi geçer. Bilmiyorum ki. Ama biraz dinlense iyi olur tabii. Bence de iyi fikir.
Sen de müstakbel karısı olarak yardım edersin. Çağlıcığım, nereden çıkıyor şimdi bunlar? Bak, bu tarz konularda konuşmayı hiç sevmem, bilirsin. Ayrıca ikisinin de koskocaman oğlu var. Ve benim de severek yaptığım bir işim. Ben... Tamam anne, bir an öyle düşündüm işte. Düşünme Çağlıcığım sen. Düşünme. Biz kendi işimize bakalım. Yenge abim nasıl? Yatıyor, uyuyacak gibi. Yenge biz artık gidelim. Abim iyice dinlensin. Bu hafta şirkete de gelmişsin. Ben bütün her şeyi hallederim, tamam? Ay, her şey için çok teşekkür ederim Sinancığım. Geçmiş olsun. Tekrar çok geçmiş olsun yengeciğim. Sağ ol bir tanem. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Var mı isteğin baba? Yok oğlum, sağ ol. Baba, son zamanlarda seni çok üzdüm. Her şey için senden çok özür dilerim. Bunların başına gelmesi benim suçum. Sen hiçbir şey için suçlama kendini. Kalbim beni uyardı işte. Bundan sonra daha dikkat edeceğim. Bak, sen bir süre dinlen baba. Ben işe de giderim, ne gerekiyorsa yaparım. Sen sakın yorma kendini, tamam mı? Tamam, tamam. Peki. Ama sadece birkaç güne. Ben böyle evde oturamam ki. Hayatta olmaz. Evde kalıp dinleneceksin. Yani bu işlerle Burak ilgilenir canım. Seldacığım, sen benim hiç iyileşmemi istemiyorsun galiba. Ben böyle evde kalırsam iyileşemem ki. Hayatım, kalırsın. Emekliye ayrıldın artık. Tamam, tamam. Peki. Hiçbir şey demiyorum. Ay, kızım yok. Bunlar bu bölümde de aşklarını itiraf edemeyecekler. Hayır, ben anlamıyorum. Yani ne var bunda bu kadar saklayacak, zorlanacak? Yani seviyorsan böyle söyleyeceksin sevdiğini ya. Böyle bağıra bağıra söyleyeceksin hem de. Aslı! Uhu! Sana diyorum. Hı, ne diyorsun Gonca? Aşık olan, seven adam diyorum. Bağırır diyorum. Aşkını itiraf eder diyorum. Tıpkı Burak gibi diyorum. Ya şunun adını ağzına anma Gonca ya. Ben anladım seni. Aramalarına geri dönmedi ya. Ondan sinirlisin böyle. Bir de özledin tabii. Ne özleyeceğim ya ben onu? Yatıyorum ben. Bu saatte. Saat 9 Aslı. 9 mu? Sen bu saatte uyumazsın ki. O kadar erken mi ya? Neyse, yatıyorum ben ya. Babam nasıl oldu? Uyuyor Burak'cığım. Peki sen nasılsın anne? Ona bir şey olacak diye çok korktum. Ona bir şey olsaydı biz ne yapardık Burak? Anneciğim, lütfen aklına böyle şeyler getirme. Bak, babam çok şükür iyi. Daha da iyi olacak. Burak'cığım bak, doktoru duydun. Ne olur oğlum, sen de artık babanı strese, üzüntüye sokacak bir şey yapma. Toparla artık kendini ne olursun. Sonra ben de çok üzülüyorum. Lütfen oğlum. Tamam anne, tamam. Sen merak etme. Her şey için özür dilerim sizden. Sen yeter ki ağlama, tamam mı? Canım. Tenezzül edip aramalarıma bile cevap vermiyor. Hem suçlu hem güçlü. Arasam mı acaba? Yok, öyle bir kere aramakla gönlüm falan alamaz. Kanmayacaktı orada. Sinan.
Sadece geçmiş olsun diyecektim. Bakıyorum Volkancığın hemen yetiştirmiş. Sağ ol. Volkancığın ne demek ya? Gece orada kalacak kadar samimi olduğunuz lan. Sen kendi samimi gecelerine baksana. Ben kimle samimiymişim ya? Ay ben kimle samimiymişim diyor ya. İnanamıyorum sana Burak. İnanamıyorum. Bu çocuk beni çıldırtacak ya. Ya kapatma şu telefonu Aslı. Kapatma. Ay senin inadını. Ya. Hala yalan söylüyor bana ya. Kimle samimiymişim diye soruyor bir de. Yok Aslı ya öyle bir şey demiyor ki. Sen de bahsediyorsun. Kimden bahsediyorsun? Burak'tan bahsediyorum. Kimden bahsedeceğim Gonca? Aradı mı? Ay işte konuştuk bir şekilde. Hala Çağla'yla buluştuğumu saklıyor benden. Bir dakika bir dakika. Sen Burak'ı tekrar mı aradın? Buna mı takılıyorsun şimdi Gonca sen? Aramadım. Mesaj attım. Ama neden mesaj attım? Neden mesaj attın? Şimdi ben onu aradım. O açmadı ya, havaya girdi. Ben de geçmiş olsun diye aradım diye mesaj attım ki havaya girmesin diye. Ha, tamam o zaman ya anlaştık. Neyse. Sen mesaj attın. Sonra ne oldu? Ne yapacak? Hala üste çıkmaya çalışıyor. Volkan tabii hemen yetiştirmiş. Sen Volkanlarda kalacak kadar samimi misin falan diye soruyor. Haklı çocuk. Haklı mı? Kızım bak. Şimdi eğer Erdem bir kızın evine gitseydi, orada kalsaydı, var ya ben ona böyle yolum yolum yolardım. Onun o etlerini böyle lime lime ederdim. Ya Gonca aynı şey değil ki. Ben Volkan'ın evinde isteyerek kalmadım. Ben orada uyuyakaldım. Ay Aslı. Bir şey söyleyeceğim. Burak bu kadar bozulduğuna göre acaba Volkan ona neler anlattı? Yani belki de sırf ikinizin arası bozulsun diye oh olmadık şeyler söyledi. Yok Gonca, Volkan öyle bir çocuk değil, yapmaz. Acaba? Bak, bana hep Volkan'da böyle tuhaf bir gizem varmış gibi geliyor. Sanki sonra arkasından bir şeyler çıkacakmış gibi. Yanılıyorsun. O çok düşünceli, hassas bir çocuk. Vallahi bilmiyorum Aslı. Ben arkadaşın olarak seni uyarıyorum. Sen yine de dikkat et. Fazla güvenme. Yani sonuçta Burak da o kadar kıskanmış. İşte ben de ona şaşırıyorum. Ya Volkan kuzeni onun. Ya nesini kıskanıyor? Ayrıca bana hiç mi güvenmiyor? Neden böyle davranıyor biliyor musun? Kendi hatasını bastırmak için bana yükleniyor. Yok Aslı yok. Yani Volkan Burak'ın kuzeni doğru. Böylece Burak onu çok iyi tanıyor. Yani kıskanmak da haklı olabilir. Bir dakika. Ben bunu bir masaya yatıracağım. Masaya yatırmam lazım bunu. Yatır sen yatır. Yok yok yok. Burak yalan söylemekle bitiyor. Ay Nihat iyi misin? Bir şey mi istedin? Nasılsın hayatım? Ay iyiyim hayatım. İyiyim bir şeyim yok. Ay. Ay Nihat, ödüm koptu birden. Sedacığım, bir şeyim yok. Bu hastalık meselesini biraz fazla abartıyorsunuz siz ama, değil mi? Nihat, bundan sonra bana söz veriyorsun hayatım. Bir kere sinirden, stresten uzak duracaksın. Kilona dikkat edeceksin, yürüyüşünü ihmal etmeyeceksin. Ben sana müdahale ettiğim zaman da işime karışmayacaksın. Lütfen, rica ediyorum. Tamam Sedacığım, tamam. Yeter ki sen üzülme. Aşkım benim. Sen bana lazımsın daha Nihat. Seni bırakıp bir yere gitmiyorum, merak etme. Gitme. Ha, şimdi bu doktor bana kaç gün yasaklamıştı? Ne? Ya Nihat çok kötüsün. Yoksa yasaklamamış mıydı?
açmayıp ne yapacağım şimdi? Çocuğa ayıp olacak. E tamam, çok istiyorsan aç. Ama yanımda olduğunu söyleme sakın. Tamam. Alo. Efendim Burak. Gonca merhaba. Aslı'nın telefonu kapalı da yanındaysa verebilir misin? He tabii. Ne yapıyorsun Gonca ya? Ay ne yapayım, öyle bir anda yalan söyleyemedim. Efendim? Aslı, kapıdayım. İn aşağıya konuşalım. Hayır. Aslı, kapıdayım diyorum. Lütfen gelir misin? Ben de hayır diyorum. Sen bilirsin. Ne demek sen bilirsin? Gece gece kapıya dayanmayacaksın herhalde. Görürsün. Aslı, ne olur git konuş ya. Bak tüm mahalleye zaten rezil olduk. Abimin gözünde de hiç kredim kalmadı. Ne olur Aslı git konuş. Hadi hadi lütfen, daha fazla rezil olmayalım. Ben onun yalanlarını falan dinleyemem. Çok istiyorsan git konuş. Ya o Fazlı ya. Sen ayrı inat, o ayrı inat. Aranızda kalıyorum ben. Sinirliyim işte. Baban nasıl? İyi. Sağ ol. Gonca, Aslı nerede? Burak, görüşmek istemiyor. Zorlama işte, ne olursun. Nasıl zorlamayayım ya? Bu kadar basit mi? Hem beni delirteceğini bile bile Volkan'da kalıyor. Hem de hiçbir şey yapmamış gibi afra tafra. Ne oluyor? Amacı ne? Ben anlamıyorum ki. Biraz kendi yaptıklarına baksan bence anlarsın ama... Ne yapmışım ben? Bak Burak, şu anda hem Aslı'yı hem beni zor durumda bırakıyorsun. Abim her an gelebilir. Yeterince rezil olduk zaten mahalleye. Lütfen. Şu an ne yeri ne zamanı. Konuşmak istiyorsan yarın dükkana gel, orada konuşalım. Tamam mı? Tamam Gonca, tamam. İstediğiniz gibi olsun. Aslı ya, Burak mahvolmuş. Yani önce babası, sonra sen. Ben de böyle olsun istemiyorum Gonca. Ama sürekli alttan alan affeden hep ben oluyorum. Yeter artık. Vallahi gerçekten yeter Gonca. O kadar çok kırılıyorum ki. Kendi kalbimi tamir etmekten yoruldum. Aşk böyle bir şey mi ya? Aşk acı çekmek mi? Canım benim ya. Burak'la tanıştığımdan beri sürekli bir mücadele içindeyim. Öyle şeyler yaşadım ki kendimi, kendi değerlerimi unuttum. Haklısın canım benim, haklısın. Yanlış anlama ama... yaşadığımız yere bak. Ev bile denemez. Bir göz oda. Olur mu öyle şey Aslı? Bak burası da senin evin. Ama öyle Gonca. Ya bir evimiz bile yok. Canım benim, bak ne yapalım? Biz böyle bir araya gelelim, size bir ev bulalım. Ya da ne bileyim, ben Erdem'den biraz borç para isteyeyim. Ne dersin? Olmaz Gonca. Ben bunu asla kabul etmem. Hem çocuk daha yeni pastane açıyor. Ya tam tersi, bizim ona destek olmamız gerek. Orası da öyle değil mi? Seni de üzdüm Gonca ya. Canım benim. Hiç olur mu öyle şey? Şapşal. Ben seni her zaman dinlerim. Çok teşekkür ederim. Aman! Yeter bu kadar dram ya. Hadi artık yatalım. Tamam, hadi sen git yat, ben şunları toplayıp geliyorum. Tamam. Yardım edeyim mi? Ay yok canım, iki tane şey alıveririm. Hadi. Gel ama. Tamam. Sitemim kendine, üstüne alınma. Pişmanları oynarım. Emsali olmadı çektiğim acının.
çektikçe seni yanarım. Güç sandım arkanda bırakıp gitmeyi, şimdi yalnız kalanım. Suç sandım belki de öyle çok sevmeyi, nasıl başa sararım. Çarelermiş, umutlarmış, hep yol varmış. Yalan dualarmış, adaklarmış. Hiçbiri tutmadı, gelmedin aman. Küstüm ben kendimle, affedemem asla. Gençliğinde yaptığım hataları bir anlık öfkeyle nasıl bırakırım seni? Pişmanlık bu kadar acı olmamalı. Küstüm ben kendimle, affedemem asla. Haram zehir oldu hep yıllarım. Bir şansın daha var, sil baştan deseler, ben akıllanmam, yine aynısını yaparım. Burak seninle ancak gönlünü eğlendirir tatlım. O da sadece 3 gün. Gerisine ne ben izin veririm ne de ailesi. Bunu, o küçük beynine iyice yerleştir. Sitemim kendine, üstüne alınma. Pişmanları oynarım. Faydası olmadı içtiğim şarabın. İçtikçe daha yanarım. Dostluklarmış, vefa varmış. Soranım yok ki yalan. Ölüp kalsam duyan olmaz. İyice bitap düştüm vurduğu zaman. Küstüm ben kendimle, affedemem asla. Gençliğinde yaptığım hataları bir anlık öfkeyle nasıl bırakırım seni? Pişmanlık bu kadar acı olmamalı. Küstüm ben kendimle, affedemem asla. Haram zehir oldu. Kanka. Ne haber? Kolay gelsin. Sağ ol. Ne haber Burak? Nasıl gidiyor? İyidir. Gel gel, çay demledim yeni. Taze. Hadi içelim. Olur. Otursana. Aslı nerede? Evde. Ben geleceğim diye buraya gelmedi sanırım. Evet, öyle oldu. Aslı çok üzgün Burak. Neden? Ben Aslı'yı üzecek bir şey yapmadım ki. Burak, Aslı'nın olanlardan haberi var. Ya çıldıracağım. Neden bahsediyorsun? Neden haberi var? Çağlar'la buluşmanızdan bahsediyorum. Darum.